Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Ankara'da Beştepe mevkiinde bulunan devletimizin yönetim merkezi. Yaklaşık 450 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş. Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir bölge olduğu için burada daha önce Orman Bölge Müdürlüğü vardı. Hakikaten ormanın içinde yapılmış bol ağacı olan, daha sonrasında da şimdi şöyle göreceğimiz ilave ağaçlandırmalar yapılarak geleceğe çok daha büyük bir orman şeklinde bırakılması muhtemelen bir alan kazandırıldı. Burası idari yapı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve çalışma arkadaşlarının ofislerinin olduğu. 2012 yılında yapımına başlanıp 2014 yılında hizmete açılmış devasa bir eser. Devletimiz için de bir gurur kaynağı. Yine bu sefer de milletimiz için bir gurur kaynağı. Adını da oradan almış zaten, Millet Bahçesi. Bu da 2015 yılında yapılmış. Külliye ile aynı arazi, aynı kampüs içerisinde diyelim bulunuyor. Yine o kampüste bir başka birim, Millet Kütüphanesi. Ayrı tanıtımların konusu olacak. İçinde çok fazla sayıda, milyonlarca kitabın bulunduğu bir yer. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi aynı zamanda bulunduğu semtten de adını aldığı için Beştepe Külliyesi olarak da biliniyor. İlk yapıldığı zaman da ismi bir süre Aksaray olarak kullanılmıştı. Şimdi kullanılan adı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Böylece tarihimizden unutulmaya yüz tutmuş külliye isminin de yeniden yaşatılması amacını da taşıyor. Çünkü sadece devletin idari yönü değil, aynı zamanda İşte camisiyle ibadet yönünü, kütüphanesiyle de ilim yönünü gösteren bir yapı. Karşısında da böyle bir 15 Temmuz anıtı var. O günü bu bölgede yaşamış biri olarak söyleyeyim. Biz bu anıtın biraz daha ilerisindeydik. Şu külliyenin hemen önüne hainler tarafından bombalar atılmıştı uçakla. Ve çaprazındaki jandarma komutanlığına da yine bir saldırı olmuştu. O yüzden külliyemiz aynı zamanda da bir gazidir. Gazi külliyedir. Allah-u Teala hayırlı hizmetlerde yarışan kullarını orada daim eylesin inşallah.